Gazze şeridinde yıllarca duvarlar ardında yükselen Yahudi yerleşimleri bundan tam 5 yıl önce boşaltıldı, yıkıldı, kaderine terk edildi. Neve de Kalim bunların en büyüğüydü. Ve 5 yıl önce bugünlerde bir savaş alanını andırıyordu. Yerleşimciler hükümetlerinin tahliye emrine son ana dek var güçleriyle direndi. Askerleri Yahudi düşmanı, hatta Nazi diye nitelediler. Toplum bölündü. Yerleşimciler hükümetlerini kendilerine ihanetle suçladı. Eğer Filistinliler buraya geleceklerse, dilerim, umarım burayı barışçı bir bölge haline getirirler. 2005'te böyle konuşan yerleşimci Celia Goldstein bugün hala geçici bir barınakta yaşıyor. Teröristler şimdi roketlerini daha kolay atıyor. Çünkü eskiden biz arada bir tampon gibiydik. Ama artık değiliz. Tüm bunların sonunda barış olsaydı o zaman tamam buna değdi diyebilirdik. Ama hiçbir sonuç çıkmadı. Filistinliler içinse çekilme bir zaferdi. Sevinçle karşılandı. Gazze'li marangoz Adil El Nacar sınırların açılacağını, dört gözle beklediği yeni makinaları alabileceğini umuyordu. Ama olmadı. 2005'ten sonra hayatımız daha iyi olacak, normal olacak diye umuyorduk. Ama İsrailliler gitti gideli aslında hiçbir şey değişmedi. İsrail'in Gazze şeridindeki varlığına son verme kararı barış süreci için önemli bir adımdı. Ama şimdi Gazze barış sürecinin de Ramallah merkezli Filistin yönetiminin kontrolünün de bütünüyle dışında. İsrail ve Filistinliler arasında barış sağlanırsa Gazze'de olup bitenler bir gün daha da kapsamlı olarak Batı Şeria'da yinelenebilir. Çünkü Gazze'deki 8 bin yerleşimciye karşı Batı Şeria'da 350 bin Yahudi yerleşimci var. Ama şimdilik değil çekilme, yeni inşaatları durdurmak bile İsrail hükümetinin hazır olmadığı bir adım. 2005'ten bu yana kaçırılan onca fırsattan sonra barışın yakın zamanda sağlanabileceğini düşünmek de güç.